Cinayet oyunları. 30. vakaya başlıyoruz. Kuyu şu ormanlarında mı? Sadece için çok endişeleniyorum. Tokyo'da bizden kaçan soru buraya geldiğini biliyoruz. Ama ya onun zamanı bulamazsak? Sonra tüm diğer öksüzler gibi Sanjay'ın da beyni yıkadığı ortada. Yakuza'da çocuklara silah eğitim verdiğini bilmemiz beni daha da endişeleniyor. Tek bir dakika bile kaybede. Chico bana yardım etmen gerek. Chico seni de Tokyo'da olduğunu sanarak bizi buraya kadar takip mi etti? Kardeşim buldum ölmüş. Nasıl? Ölmüş mü? Chico bizi onun yanına götürmelisin. Kardeşi mi? Garip. İlk kez böyle başladık. Gidelim bakalım. Aha. Kardeşi bu muymuş lan? Ben onu kız sandım. Sırt çantası. Çok büyülü çocuğun karşı olduğunu kesin olarak onaylayabilir misin? Ağlıyor. Bunu evsel olarak kabul ediyorum. Biraz otur Çiko. Suçumu halinde inceleyecek senin zorunlu konuşuruz. Çok şey biliyorum ama insan yine de çocuk sesleri görmeye alışamıyor. Görüşe bu sefer bu çocuk okula vurulmuş. Ha, evet haklısın kurban üzerine sonra kol bandımı. Sonra çocuklar öleceksin niye beni yıkasın bu hiç mantıklı değil. Aynı şey sadece başına gelirse sonra planı her neyse belki bu kadar bir şekilde planlara bulaşmış. Bana bir şey bulduğunu söyle. Evet sırt çantası. Onu sadece Çiko için değil sadece ve sonra pençesine gidiyor tüm çocuklar için bulacağız. Yıldız yapayım. Niye çok pantolon varmış lan? Benim bu kadar pantolonum yok. Broşür. Bu mavi kafayı benimle tanıyorum. Popçu değil mi? Bu solmuş bir broşür mü? Fudora'dan bir şeydir. Hani şurada daha önce tanıştığımız Kore pop yıldızı. Dur biraz kurban üstüne bulduğum sonra kol bandı aynı zamanda takılıyor. Bir ara sitenin sonradan adam olduğunu düşünmemiştik. Şimdi broşür üzerinde yazıyı ortaya çıkaralım. Çıkaralım. Ay gözüm. Broşür metni. Abi şimdi başladı mı? Şu açıkta kavuşturayım size öğrenciler yayla poz veriyor. Sonra kol bandı takıp bir hafta tanıtım yapıyor. Hem de tam bir çocuk cesedi bulunduğum üzerine yakınlarında. Bu ötü çok aşağı vesaire uçmadan onu öttürsek iyi olur. Kızla konuşalım önce de. Çikoyla. Umarım kendini daha iyi hissediyorsun. Çıkma ama karşı yakında konuşmamız gerekiyor. Bize onu nasıl bulduğunu anlatabilir misin? Orada otların arasında yatıyordu onu bulmak için. Dört ülkeden geçtim. Karşını burada nereden biliyordun? Tokyo'dayken sadece bir telefon vermişim. Sadece ben adına Hiroshi'yi bulduğunu söyledi. Ben de hemen buraya geldim. Sadece gördüm. Nerede peki? Sadece telefonla konuştuk. Hiroshi'yi bu tapınağın yakınlarda gördüğünü söylemişti. Ama karşımın cesedini bulacağımı hiç tahmin etmeyi hiç düşünmemiştim. Artık yalnız kalmak istemiyorum. Çok korkarım. Sana bakacağız çünkü artık güvendesin. Çünkü karakola götüreyim sonra senin yanına gelip tabana araştırmaya yardım ederim. Şu herifle de konuşalım mı? Tapınağa bakarız. Son görüşümüzde Kore'de bir televizyon programındaydın. Seni hangi rüzgar attı? Ya sen şey değil miydin Ayşe? Kusura bakma. Abi şimdi başladı. Yeni programı meşguldüm. Abi şimdi başladı demek. Bir Kore pop bir programı için fazla sekana sormuş bir isim değil mi? Broşürün ölen bir çocuğun sırt çantasından çıktığını düşünürsek bunu ne kadar şöyle durduğunu söylemem gerek bile yok sanırım. Üstelik çocuk okla vurulmuş.
Bir çocuk mu ölmüş, ne feci bir durum. Ama yine de söylüyorum, bunda benim bir ilgisi yok. Peki şu takdın sonra kolbandan Emre Kore'de bize onların kim olduğunu bilmediğini söylemiştim. Yine aynı şey, size sanatçı olduğumu söyledim. Sponsorlarını tanımak zorunda değilim. Seni konuşmak üzereydi ama abi beklemez. Sonra çocukların beyni yıkamak için şarkıda kullandığı zaten biliyoruz sizdir. Yuroşin'in bir ölümüyle ilgili bir varsa. Yeni kelepçede model yaparsın, bilmiş ol. Bakalım şuraya. Shinto tapınağı mı? Bizim Abuzettin bir türlü büyümedi ya. Çakıllı kaldı öyle. Tahta yapboz mu? Bir kutu var burada mı? O kutu delildiymiş demek. Anne lan. Buradaymış. Çikoreşin bu tabanak cevabını görüldüğünü söylediği bir ipucu bulabildin mi? Yapbozdan bir şey çıkmaz gibi bir fırçayla ortaya neler çıkaracaksın. Yine de biraz tuhaf duruyor. Çocuklar sabahım şu yer aynen bir budu bir benziyor. Sahibini çocukları sevmedi, ortada örnek alacağız. Yıldız yetecek mi ki örnek almaya? Analiz olabilir mi? Neyse gönderelim analize. Neyse özledim. Neyse benim. Beyaz saçtan bu yaşlı birinin saçı olabilir mi? Saç. Mikroskobanda mı bakacağız? Ya saçmalığa bak ya. Şu diğer tahtaya bakacağım. Lerse yollamadık. Bence tamamen bir saçmalık. Ben ona analize yollarız diye düşünmüştüm. The Didwick mi? Ya bozdaki yazı ne yazıyormuş? Zayıflar öyle mi? Bu sözü daha önce nerede duymuştuk? Bunu şey zamanımız yok. Marina'ya götürelim. O bir fikir yürütebilir diyor. Başka yıldızım yok. Gelince ona bakarız. Şunları analiz et. Öne atayım mı geleyim? Çikolata kardeşine öyle inanamıyorum. Kızların görmediğine şükrediyorum. Ölüm sebebi yara deliğinden kaynaklanan ani kalp durması. Hiroshi okla kalbinden vurulmuş. Sanırım bu oka John'a göz atsa iyi olur. Göz attım bile. Bu sıradan bir ok diye bir araba lehten atılmış kısa bir ok. Bu kısa oklar boydan dolayı uzun mesafede iyi isabet almazlar. Okun gidiş yoluna bakılırsa katilin 50 metre uzakta olduğunu düşünüyorum. Zor bir ateş olmalı. Hem de nasıl bir anı elbette öldürülmek için boyun veya gücün bir önemi yoktur. Beceri önemlidir. Katil elbette kullanmak olsa yetenekli olabilir ama katil olsa ben yetenekliyim. Şu diğer analize de bakalım da şu mikroskoptaki şeye bakacağım. Merina benim. Ağaçların da tabanakta bundan yapmasından hiç söyleyebilirsiniz. Zayıflar ölür sanki bu kelime daha önce de duyduk gibi geliyor. Bu söz bana tanıdık geldi ve bu yüzden vaka dosyalarımızı kontrol ettim. Bu sözleri söyleyen arkadaşın o dönem Mei'ydi, yani şu Yunan'daki beyni yıkanan kız. Haklı, Sanjay'ın da zayıf olmak istemediğini söylediğini duymuştuk. Aynen öyle, bu sözün çocukların beyinlerini yıkamasıyla bağlantısı olduğu çok açık. Hiroshi öldüren kimse bunu kurban zayıf olduğunu düşündüğü için mi yapmış? Ama yapbozdaki ifade bir beyin yıkama matrasından daha fazlası. Bu ifade ayrıca katilin cinayeti daha zayıf rakiplere karşı oynanan bir oyun olarak gördüğü anlamına geliyor. Katil zafer konusunda kendine emin olduğuna katlamak istiyor. Yapboz katilin sadece bir hobi değil, aynı zamanda imza. Yapboz sözüm olsa ilk katil olur mu? Bu da beni övüyor anca. Beni öv. Alışkın değilim ama öv. Biraz da bu tarafı doğru öv.
Şimdi bakalım buna. Uy, Obasan. İnanılmaz saç taşıyan bir DNA buldum mu? Obasan'ın bir tane suçuyanla tanıştığımız güne beri sürekli karşımıza çıkan şu yaşlı garı. Çok tuhaf, Obasan sürekli torunlarına ne kadar güzel olduğundan bahseden bir kadın ne diye inceden üzerine çocuklar ile batırmak gibi korkunç bir şey yapsın ki. Konuşalım. Zaten diyor. Saç zaten beyaz olduğu için yaşlı birinin olma ihtimali yüksekti. Obasan senin ne büyük sürpriz, gitmediğin yeri yok. Tabuna gönül olarak çalışıyorum. Kaçaklara ve öksüzlere bakıyorum. Torunlarla birlikte seyahat ediyordum ama öksüz yolcuların da bana ihtiyacı var. Çocuklar bu kadar çok sevmeyi bir işe kumaşlamış bile olsalar. Çocukları yine batırmak tuhaf bir alışkanlık. Ama canım şu eski şey sadece geri yolculuğunda kullanan hiç göreceğim yoktu. Görecek bir şey yok. Obasan Hiroşi adına bir çocuk sırtına vurmuş halde bulundu. Hiroşi ödüm bu korkunç bir şey. Bunlar hep senin suçuna işe gittiğin yerde ölüm getiriyoruz. Karanlık gölgeni şimdi kutsal mekana getirdin. Sana buradan bir çakarım görürsün ha. Sanki ben yaptım. Moruğa bak la. Suçu başkanı yazmak için vakit kaybetmiyorsun. O zaman baksana Cem. Bir daha yurt dışı kaç plan, tatil planladığında önce bize haber ver. Bizi de getirsin. Togu'da bizden kaçan sancıyı bulmaya geldik. Ama nerede Çigo'nun uzun zamandır kaybolan kardeşi Yoruş'un cesedini bulduk. Chico hala çok donuk karakolda tutuyoruz ama kardeşinin katil kalacağı kadar güvende olmayacak. Şu simri kasıntı telefon çalıyor. Turne için gelmiş ama sorunun ilk merkezimizden ulaşabiliyoruz. Telefonum çalay. Ben karma ekibine görüşüyorum. Sanjay bana yardım etmen gerek diye çocuk anlatışı peşimdeler. Neredesin? Yine bir bela. İkinci bölüm. Tokyo'da bizden kaçan Sanjay'ı bulmaya geldik. Ama onun yerine Chico'nun uzun zamandır kaybolan kardeşi Hiroshi'nin cesedini bulduk. Oyun mu kasıyor? Yok. Chico hala çok donuk karakolda tutuyoruz ama kardeşin katiline kalıncaya kadar güvende olmayacak. Telefonum çalıyor. Ben Carmen, siz kimsiniz? Bana yardım etmelisin. Diğer çocuklar beni avlıyor. Sanjay neredesin? Tekniş bir sınıfta saklanıp çabuk gel. Sen duydum Sanjay'ın başı belada. Elif'ten aramayı teslim etmesini isterim de çok geç olmadan şu tekrar sınıfı bulalım. Bulduk bile. Yine başını ne gibi belaya soktu bu velet. Yalnız ölen uşak da güzelmiş ha. Midem vuruldu ya. Jack. Sandık bulduk. Kırmızı oyuncu bebek. Sanjay demek buradasın, iyi misin? Peşimde beni alıyorlar, yardım et Ayşe. Geçti Sanjay, biz buradayız ki seni kimin avladığını söyle. Herkes sonra beni ve diğer tüm çocukları bir araya topladı ve sadece bir kişi kalıncaya kadar hep birbirimizi öldürmemizi istedi. Size birbirinizi öldürmenizi mi istedi? Hiçbir şey anlayamıyorum. Anlamıyorum sonra neden çocukların birbirini öldürmesini istesin ki? Zayıflar ölür Ayşe, sonra zayıflar acımaz. Zayıflar ölür mü? Zaten bir çocuğun kendi cesedini bulduk. Hiroşi'de bu avak katıldı mı Sanjay? Hiroşi ölüm olamaz, saklanmalıyım. Saklanmak zorunda değil sadece, artık güvenlisinden alıp bittiğini anlamak için yardım ihtiyacımız var. Seninle biraz sonra konuşuruz, olur mu? Sonra çocukları birbirini öldürmeye zorluyorsa Hiroşi'nin cennet buzlarının sadece görünen kısmı olabilir. Acele yalnız bulmak zorundayız. Şu sandığı açabilir misin? Tamam bakalım. Sanjay'ı karakola alsak, bırakmasak yanımızdan bir şey olmaz öylece ona. Değil mi? Karakol en güvenli yer. Karakol güvenli.
Hastane güvenli. Bir de cami. Üç güvenli yer. Bir de ev. Bir de insan evi ama bazen insan evi de kendi güvenli olmuyor ya. En önemlileri dediklerim. U E A-S. Şu olabilir mi? Salladım. Hiç umudum yoktu. Diğerini seçecektim. KME olabilir mi? Evet. Silah mı var içinde? Aşırı sandık sıralarda doluymuş. Bu sıralardan çocuklar için olabileceğini mi düşünüyorsun? Bu korkunç. Elita bu sandığın cevabını isteyelim. Elisa gönderiyor. Gönderiyor. Tipe bak. Nasıl oynayacak lan? Sevimsiz. Bu arada önce birbirimize önerip bir Japonca yazım varmış. Deşifre için de ponta götürelim. Sanjay ile konuşalım da. İkinize bir sefer verdi. Şaşırdım doğrusu. Çok korkarım. Artık geçti Sanjay ve Ayşe bebeğini. Ayşe bebeğini seni güvende tutacağız. Ama bize bu işe nasıl bulaşan anası. Sana sonra tehlikeli olduğunu söylemiştik. Başta Angel'iydi. Diğer çocukları bir uydurup kara pop videoları izliyorduk. Tehlikeli görünmüyordu. Ayşe bize sadece güçlü olmayı öğrettiler. Sonra bir baktım bize silah ve kol bandı verirse birbirimizi öldürmemizi istiyorlar. Sadece tek bir çocuk hayatta kalabilirmiş. Dehşete düşmüş olmalısın. Sadece peki Hiroşi o da bir avın bir parçası mıydı? Hiroşi de bizden ama onun başına ne geldiğini bilmiyorum. Av başları başlamada kaçıp sınıfa saklandım. Artık güvenli sadece seni korkup karakola götüreceğiz. Çiko da orada. Çiko sizin yanınızda mı? Seni bulmamıza yardım. Burada hemen gitmeliyim. Nereye gitti o kız? Geri gel. Nereye gitti bu çocuk? Ona şimdi yardım edeceğiz. Acaba Chico'yla bir bağlantısı mı var? Bak Chico'nun ismini duyunca kaçtı. Olabilir ha. Analizlerini atalım da gelelim. Evet, aç tarafından eski nasıl bulunan bu silah sandığına bize ne söyleyebilirsin? Sandığın üzerindeki teslimat numarası liman idaresinin kayıtlarıyla uyuşmuyor. İçindekileri bakılırsa bu iş de şaşırtıcı değil. Eli çocukların hayatı söz konusu işimize yarayacak bir şey söyle. Rızımda kapalı devre kamera görüntüleri kontrol etti ve teslimat kamyonlarının plakalarını inceledim. Bilin bakalım kimin adı çıktı. Ronin. Tokyo'daki şu Yakuza Somra'yla çalıştığınızı biliyorduk. Ronin ve çetesi çocukları küçük gangsterler olmaları için eğitiyordu. Şimdi bir de onlar silah verme işine bulaşmış. Tamam bu pislik torbasını bir görelim bakalım. Görelim şu pislik torbasını. Ah ayağım. Sinek mi yedi lan? Kaşınıyor ya. Moruk'la konuşalım. Konuş lan. Tekrar sınıf açtı ben bunların bilgilerini çıkarabildim. Bu bir Daruma bebeği. Müthiş bir Japon geleneği. Bunların tarihi. Nutkunak başlamadan lütfen çocukların niteliği de unutmak biraz kısa kez olur mu? Daruma bebekleri bir hedef seçip o hedefe ulaşmak için kullanılır. Başlangıçta oyuncak bebeğin gözleri boş olur. Bir hedef belirlenir, bir gözü boyarsın ve o hedefe ulaştığında diğer gözü boyarsın. Psikolojiyle bazı inancın müthiş bir karışımı. Bu oyuncak bebeğin üstüne yazan kişi hangi hedefe ulaşmak istemiş? Bu kişi Tasuka'da Hiroshi'yi öldürmek için öldürmek hedefine ulaşmak istemiş ve bunu başarmış. Aç tarafın ortaya çıkan yazılan anlamı bu. Kabaca tercüme ettiğimiz şu anlama geliyor. Güçsüz Hiroshi'yi öldürdüm. Yani Daruma bebeğin üzerine bunu yazsa katilin ta kendisi yazmış olabilir. Şifreli bir ipucu bırakmış ama yazış tarzında Japonca konuştuğunu anlayabiliyorum. Ozan ve Chikon'da Japon olduklarını biliyoruz. Bu kanıta problemler ekleyebiliriz. Tapınağa geri dönelim. Bu herif bir konuştu mu susmay. Ansiklopedi gibi. Tabi ansiklopedi konuşmuyor ama böyle çok bilgili ya ondan dedim.
O da bilgi de kafasında nasıl yani tutmuş? Ben de anlamıyorum ki. Zaten yaşlı. Bir önce ölse de kurtulsak ondan. Sevmiyorum onu. Ninja yıldızı ne güzel bir şey bu böyle. Görünce bu biri bu yıldızı fotoğrafı üretmeye çalışmış. Katılıyorum şu an şuna yakından bakalım. Yoksa bu bir ninja yıldızı mı tapınakta böyle bir şey olması çok tuhaf. Aksa bunu biz bunu sahibi eğer kimse sonra çocuk avına katılmış olabilir. Süpürelim. Süpürelim, müpürelim. Öldürülen uşakları mı çizmişler acaba? Biri hariç. Bir de sağda biri var. Çocukların yüzlerine neden çarpılmış kanlarını dondurdu. Bu eski bir fotoğrafı nereden baksan onlarca yıl önce çekilmiştir. Ama yüzüne çarpılmış bir kız var. Bu gizemli çocuk anahtarı olabilir. Veri tabandan bakalım. Ay sesim gitti. Boğazım ağrıyor zaten. Obasan. O değil mi lan? Kafasından tanıdım. En yanlış şeyi seçtim. Gene yanlış şey. Evet. Kafam karıştı. Ay sesim de gitti. Obasan değil mi bu? Evet. Aha o. Eski sınıfın genç kız Obasan mıymış? Çocukların üzerine çarpılan o kişi Obasan mı? Neden? Arkadaşlar evet olabilir. çocuklar için gönül olarak çalışan biri için çocuk öncesi olan şeyleri zarar vermeden epey fazla vakit harcıyor. Konuşmalıyız. Ay boğazım çok acıdı. Hava da sıcak. Üf, bir tane küçük vantilatör almam lazım. Böyle minik vantilatörler var ya. Onlardan. Analiz olmasın. Yoksa mikroskoptan uykum geldi. Üstündeki şey de neymiş? Para para görünüyor. Laboratuvara götürelim. Bu neydi? 3 tane analiz çıkardı. Uy. Şunlarla konuşalım da. Ya da gelince mi konuşuruz? Konuş bakalım. Çocukları bu kadar çok seviyorsan eski sınıf arkadaşların bunlara neden zarar verdin? Bu fotoğraf bana üzücü anıları hatırlatıyor. Yıllar geçtikçe sınıf arkadaşlarım bir öldü ve ben de yüzlerine çarpı attım. Arkadaşların ölümlerini belgelemek için acımasız bir yöntem. Bence de savaştan önceki acımasız günlerde silahlar ve arbaletlerle askeri talimler yapardık. Zor zamanlar insan böyle şeyleri mecbur öğreniyor. Zayıflar ölür. Zayıflar ölür mü? Bu sonrası bana bize Hiroşima'yla ilgili söylemediğim bir şeyler var mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. İzin verin de yap bozumu huzur içine bitireyim. Öyle olsun. Obasan yardımın olsa da olmasa da Ayşe bu cennet çözecek. Suçluysan bir sonra yap bozunu hapishanede tanımlarsın. Bitmiş ol. Teyze sen var ya. Bu kara var ya bu kara. Çok şüpheli. Bir de bu Ronin. İkisi en çok. Bulunması zor bir adamsın Rune ama Ayşe var burada. Kimse ondan sonsuza dek saklanamaz. Saklanmıyordum ki burada kuyuda arbedimle geyik avlıyordum. Bize Martal okuma Ronin silah kaçakçılığı da yaptığını biliyoruz. Sonra çocukları birbirini avlamaya zor adına bize bunu anlatmaya ne dersin? Emir iş adamıyım Ayşe sonra silah satıyor ben de veriyorum. Annen seni gurur duyuyor olmalı.
Tuzlu Garı aşağıda çocuğun cennetine gidinebiliyorsun. Ben çocukları öldürmem. Çocuklar canken daha fazla kar getiriyorlar. Keyfin bilir Ayşe seni yasa dışı ateşler dağıtımına tutukluyor. Hapishanenin dışında sıradan bir adam içerideyse kralım beni kurtarmazsınız. Salak herif. Şu analizi yönet ama gelelim. 3 tane analiz çıkardı ya. Dersim benim. Bir iyi bir kötü haberim var. Ancele'den mi ayrılıyorsun? Bayıldım. Şu an iyi bir haber hiç fena olmaz. İyi haber açlarından pıramla bulan nice yıldızın üstünde maddenin sahne sim olması. Sim yani şu moda aksesuar olan mı? Evet, sim yapımında kullanılan müthiş kopolimerler var. Bu sim titanyum dioksitle yapılmış. Bu da Kore malı olduğu anlamına geliyor. Silver'ın olmasın? Yatağımızda Kore sim kullanmış sadece yüzü ulaşan kim var? Evet, Silver. Artık bu ninja sadece müzik videosunu dekoruyormuş gibi davranamaz. Kötü haber de kızların örneği bulunmuş olmaları. Ayşe bak biz peri olduk. İsim temizlemeye çalıştım Ayşe. Biliyorum onu ben bir ara üstüme... Daha doğrusu size o anı anlatacağım bile simli anlamı. Parlak bir uçu gibi de ayrıca mikroskopunda kalacak. Ayşe yakamız gereken bir katil var. Sim sorun biraz daha bekleyebilir. Sevgili işimiz konuşalım. Size simli olayı anlatacağım bile. Bir bunu anlatmamıştım. Bunu da anlatacağım size. Büyük bir saçmalıktı o. Dur şu Silver'la konuşalım da. Silver bu ninja'nın sana ait olduğunu biliyoruz. Bunu tam olarak ne yapıyordun? Bu sadece programda kullanılan bir dekor Ayşe. Tıpkı Japon öğrenmem veya arbet avukat atma pratiği yapmam gibi. Yalan söylemeye kes. Sonra kol bandı takıyorsun ve şimdi bir ninja yıldızın olduğu ortaya çıkıyor. Şunu kabul et. Sonra avının bir parçasısın. Bu sadece şov amaçlı. Sonra malzemecileri bu ninja yıldızı alıp çocukları katletmemi ya da neyse ben onu yapmamı söyledi. Ben de vay beden sergilerime çok iyi gider dedim. Ben bize gerçekten bu kadar ahmak olmadığını söyle. Sigur bu av gerçek çocuklar ölüyor. Çocuklar ölüyor da ne demek? Ben kimseyi öldüremem veganım. Ya çok iyi bir oyuncusun ya da tam bir moronsun. Her halükarda bu vakayı çözene kadar göz altında kalacaksın. Herif bembeyaz oldu. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Evet sonra bir çeşit av düzenleyerek çocukları birbirine öldürtüyor ama bunun nedeni dair fikrimiz bile yok. Hiroshi. Katil ortalarının konu salak dolaşması ve diğer çocukların tehdit olması canımı sıkay. O niye kaçtı ki? Ayşe bizimle oyun oynamak ister misin? Hayır geber. Şimdi olmaz dün işimiz var. Ama Chico bana bu arbeti kullanmayı öğretti. Kafamıza taş yağacak. Hemen elinden bırak. Ama çok kolay bak. Ebru'nun başına üstüne bir elma var diye onu vuracağım. Hedef benim. Şimdi hediye çekeceğim ve... Piyuuu. Geberdi. Üç. Geberdi mi lan? Dur bakayım. Dur. En son atıyordu. Onu vuracağım. Hedef benim. Piyuu he. Endişelenme başa yakaladım. Jonah. Ulan herif nasıl geldi ben? Kankamsın Jonah. Söyledi atış yapacaktım mahvettin Jonah. Sanki kankası Jonah diye adama ya. Amca diyeceksin amca. Jonah burada olmasaydı karşılarına zarar verebilirdin. Sadece onun yanında Chico bunu zarar olmaz demiştim. Bu olan yanında kız zannediyorlar. Chico dediler. Evet gidip şu kızı iki çift affedelim. Chico 300 lira oynamaları için ne akla hizmet veya arbet verdin ki Jun neredeyse kardeşini vuruyordu. Biz sadece oyun oynuyorduk. Ayşe bu şeyin bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Bir ara böyle 6 yaşındaki çocukların da tehlikeli olacağını bilmiyordun öyle mi? Bal gibi biliyordu bu kız benim çocuklarımı öldürmeye çalışıyordu. Ancak tam senin bozulduğunu biliyorum. Anlıyorum ama biraz sakin olmamız gerekir. Ben kimseye zarar vermek istememiştim. Ama belki burada kimse beni istemiyor. Dışarıda öldürürsem sanki onun zorunda olacak. Ben öküzün tekiyim. Ay öksüz. Karıya öküz dedim. Beni kimse beni özlemez. Gitti mi? Bekle. Sen sonra da söyleyeyim falan özür dilerim falan diyecek değilim. Kızlarıma zarar vermemeliydi. Tamam ama Chico'yu korkutup kaçırma gerek yoktu. Sorumsuz anlamış olabilir ama o da bir çocukluk hormonumuza ihtiyacı var. Evet öldüğü yere gitmiş olabilir. Bu Chico da var ya.
Size simli olayı anlatayım millet. Bunu hiç anlatmamıştım. Şimdi ilkokul 4 ya da 5 miydi? İlkokul 4'tü sanırım. İlkokul 4'e gidiyordum. Bir gün dedim ya size daha önce Higgs School Simulator videosunu anlatmıştım. Sedef, Zehra, Seda, ben. Sedef, Zehra, Seda, ben. İşte üçümüz takılıyorduk. Daha doğrusu dördümüz. Pardon, matematik hocamı seveyim. Takılıyorduk. Bir gün bir tane uşağın bir tanesi ip atlıyordu. Tamam mı uşak? Ben de dedim ki ne kadar güzel ip atlıyor. Ben hiç atlamayı beceremediğim için. Bu salaklar da tuttu da işte aşık falan diye okula yaydılar beni. Sonra işte bayağı bir aradan zaman geçti. Durun şunu okuyayım. Çok hiçbir yeri göremiyorum. Gördüğüm kadarıyla dikkatli bir telefon bulmuşsun. Umarım bir bucu hiçbirisini kıralım. Kol bandı tam da kurtulmuş şeydi. Avda bir çocuğun daha da canı yanmışsa. Kol bandı gittikten örnek alalım. Pala buldun. Kazanmış gibi görünüyor. Bakalım. Büro için çok geç alarım. Aynı çıkı için değil. Geç değil. Kaldığı kadar bir konuşalım. Son verelim. Sonra işte bütün okul beni biliyor yani. Halbuki öyle bir durum yok. Uşağı sevmiyordum. Sadece ip atlaması komik. Yani hoşuma gitmişti ip atlaması. Hiç hayatımda öyle görmedim yani erken ip atladığını falan da. İlkokul 4. sınıf yani. Bu salaklar beni yaydılar okula işte. Uşak mektup falan atıyor bana. Halbuki öyle şey bir uşak değil yani. Dalga amaçlı atıyor. Benimle dalga geçiyor falan. Ben de dalga geçiyorum işte. Sonra bir gün sen uşak okul çıkışı kafamı komple dök şey simini. Kırmızı simi. Üstten aşağı bir simi oldum. Bir de koşarak geçti. Öyle bir attı ki Allah'ın flaşı. telefon Rona'ya aitmiş. Gönder mesajı baksan şöyle diyor. Tüm çocuklar bende av başlayabilir. Baksana hem ki Rona için sadece silah tedarik etmekle almıyorum. Çocukları da o tedarik etmiş. Karakola geri dönsün. Konuşturmalıyız. Eve geldim. Komple simim. Böyle bildiğiniz komple kırmızı sim. Eve geldim. Anneme dedim böyle işte. Biri döktü dedim yanlışlıkla. Annem de tabii sövüyor. Hem beni yıkay hem de sövüyor. Sonra öyleydi işte. Böyle bir salakça bir anıydı. Bıçaktaki yazı. Bana üzerine ortaya çıkan yazı. Kesavan'ın intikam yazı. Kesavan kimdi? Sanjay'ın tebrikten önünün filin... Evet. Kesavan'ın sonra Sanjay'ın ondan bir daha hiç bahsetmemesi bana tuhaf gelmiştir. Ama bir dakika Sanjay av başlar başlamak kaçtığını söylememiş miydi? Bize silah olduğundan hiç bahsetmemişti. Ya sonra beyni yıkamış sen Sanjay'ın kısa hayatında yaşadığı tüm öfkeyi ve adaletsizlikleri ortaya çıkardıysa sence birine zarar verebilir mi? Falasa burada olduğuna göre Sanjay uzak olamaz. Onu bulalım. Öyle bir anı. Bir de var ya sim zorla çıkay üstümden ha. Uy zorla çıkardı o ne? Neydi o? O yüzden sim temizlemek zordur. Yapıştı mı yapışır. Örneğe bakalım. Örnek alalım işte. Hiç unutmam o günü. Ne komikti ya. Ah ulan ah. O yıllara geri dönsek. Komikti ya. Ne komik yıllardı. Sonra kol bandı deri hücreler almayı başardı. Derse götürelim. Şimdi kimle konuşacağız? Ronin ve Sanjay. Sanjay'ı bulmuşuz. Önce Sanjay'la konuşalım. İşte buradasın. Pala'nı da bulduk. Ah başlangıçta uzak saklandığını söylemiştin. Doğru söylüyorsun değil mi? Yani başka bir çocuğun canını yakmazsın. Elbette yakabildim. Yanıma yaklaşan öldürdüğüm karakterde saklamadan bıktım. Artık zayıf olmaktan gına geldi. Kendi değilse seni kendi çıkarları için kullanır. Beni yıkamazsa böyle şeyler söylemezdin. Her sadece dersimi aldım o kadar insan hayatta kalabilirim çünkü diğer soğuk çocukların daha zekiydim daha komiktim. Daha iyi ölçekim çocukları satıyorum hayatta kaldım çünkü çok çünkü güçsüz değildim. Bu av da aynı şeyi kazanmak için sadece diğer çocuklara dayanmam gerekiyor ki zamanında bunu isterdim. Kazanmak mı bu avı kimse kazanamayacak sadece hepiniz seri gidersiniz. Yap poz yarışması kazandım bile avı da kazandım. Tergeli gözümü korkutmuyor parmağım kesin ve ağlamadım bile. Bu kadar yeter öfkenin nereden nerede bitip sonra beni yıkaması etkilerine de başladığı anlaşılmıyor. Ama başkomiser acaba bu çözene kadar bizimle karakola geliyorsun. Bunlara bir şey mi içirdiler acaba? Beyinleri 1 milyon olmuş bunların. Şu Ronin var ya şu Ronin.
Bu herifi ne zaman tutuklayacağız ya? Ronnie çocuk avının en başından beri biliyordu. Sonra iki eli avcısı olarak bu hastalık oyunlar için uygun çocukları bulmakta senin görevin miydi? Sana söyledim. Sonra neyin parasını dediyse onu aldı. Silah ya da çocuk benim gözümde hepsi aynı şey. Biz konuşurken dışarıda çocuklar ölür. Bu senin için de sadece bir iş mi? Yakuza olduğunu biliyordum ama senin bile daha namuslu olmanı beklerdim. Namus mu? Sonra bana veriyor. Ben de sizlerini yapıyorum. O zaman namussuzsun. Sonra rahatlamak için biraz yapboz çözüyorum. Rutin işlerim bunlar işte. Madem hep senin gözünde aynı, neden bize yardım etmiyorsun? Hiroşi kim öldüğünü söyle. Avın arkasında kim olduğunu söylersen belki daha hafif bir ceza alabilirsin. Önce namus anlaşım soru yap, sonra da iş olduklarını gambazlamamı mı istiyorsunuz? Japonca bunun için güzel bir tabir var. Uragiromono hain demek. Mahkemede cinayet işleyen kişiler için bir tabir var, suçlu. Hücrenin rahatına bakın, orada uzun bir süre kalacaksın. Analizi not alalım da gelelim. Bir tane analiz verdim. Demin 3 tane vermişti. Lersim. Ayşe, April'a ok attığına inanmıyorum. Hep Anca'nın gereksiz yere endişe ettiğini düşünüyordum ama dinlemem gerekiyormuş. Sonra kol bana bunun derecesi önüne bakınca kendim daha da çok kızıyorum. Bunun olacağını tahmin etmeliydim. Ne olacağını tahmin edinler söyledi, bize aramızda işliyor. Deri hücreleri Chikorin DNA'sı eşleşe bu konu bana ortak yormuş. Bize Chikorin'in başına beri sonranın bir avının parçası olduğunu mu söylüyorsun? Ama o zaman ya kardeşin izini tesadüfen bulmadıysa ya onu öden çıkoysa sonra korumak için. Bize koşun masummuş gibi davrandıysa. Ve Chikorin'in beyni sonra tarafından yıkandıysa bu durumun neden kızlar oynamalar için araba dilerinden çıkılır. Tüylerin diken diken oluyor. Ayrıca Chikorin'in bizimle olduğunu söylediğimizde sadece kaçması şimdi mantıklı geliyor. Birkaç soru var. Konuşacağız. Lersin benim. Ben Lers'i çok seviyorum. Söyle bakalım. Chico, bırak artık bu aciz çocuk numaradan. Sonra avında yer aldığını biliyoruz. Bize doğruyu söyle. Kardeşini sen mi öldürdün? Sana asla yalan söylemedim. Ayrıca tek istediğim Hiroşi'yi buldu ve götürmekti. Ama kaderin cilvesine bakın. Onu bulmama sen yardım ettin. Sonradan ilk kez senden duydum. Yapboz konusunda iyiyim ama sen olmasan bunu çözemezdim. Beni her sorunun sonra hakkında biraz daha fazla şey öğrendim. Bir yöreşeye daha da yaklaştım. Avdan haber dalınca onlara katılmak istedim ama yaşım büyük olduğunu söylediler. Neyse ki çok yardımcı kullandım. Bir de kol bandı çaldım. Onlar eğleneceğimi biliyordum. Zekadan sonra alt edebileceğimi sandım. Doğruca bize gelmeydin. Yalan söyleme hiç yüzden hayatını tekiye attın. Roşin cennet hakkında yalan söylemediğini nereden bilelim. Beni koruyacağını söz verdi ama Hiroşi koruyamadan zayıfladı ve güçlerini hayatta kalmak için savaşmaları gerekir. Savaş senin için bitti, bizimle geliyorsun. Üstelik bu sefer korumakla değilsin. Göz altındasın. Bu kadar içeri beter olur. Chikuava kardeşini kurtarmak için sıldırına gitmiyor. Peki ya en başından beri sombra üyesi ise olabilir. Sanca'ya başta ava katılmak istemediğini söylemişti. Sağduyulu bir şekilde saklamıştı. Keza sonra evet. Bu çocukların birinin Hiroşi'yi öldürmüş olacağını düşünmek bile istemiyorum ama kanıta baktığımızda bunu göz ardı edemeyiz. Bu av dönemi başka çocuk bulmamız büyük bir mucize. İlerleme kaydetmeliyiz. Bakalım. Boğazım acıyor ya. Fazla okuyamıyorum. Uykum geldi. Ay. Bir de sıcak. Video çekmesem şimdi şurada soyunacağım. Soyunacağım dedi ki atletle duracağım anlamında dedim. Ama video çekiyorum. Kırık tahta parçalar. Ne var? Her zamanki bir kutu. Çikolata. Nerede diğeri? Ah, gözümün önündeymiş. Zanrımız zarar olur ki kalbiyle ilgili bir şey bulduğunu söyle. Tuhaf duruyor, parçalanmış gibi. Okul malzeme dolu. Evet, bakalım. Burada.
Yüksek ihtimalle lanet çıkaracak. Bir tane verisi ölür. Ah kolum. Ara 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 duruyoruz. Künye. Tsukada Hiroshi diyor. Kutunun içine saklanmış askeri künye bulun buraya kendi başına gelmedi açık. Bu askeri künye Hiroshi'nin katilini buraya sallamaya çalışmış olmalı. Son sürat derse gönderelim. Gönderelim. Arbalete benziyor ama. Arbalete benziyor, evet. Aynen o. Bunu herkes böyle kullanamaz ha. Bu zordur bayağı. Paramıç olmuş bir arbalete hem de burada. Sen cilay silahını buna emin olmak için arbalete John'a göndermeliyiz. İki tane ver sanırım. Analiz. İkisi analiz mi? Öyle atayım da geleyim. Jonah benim. Ama işte bu araba eski iyi kurumuş ve cinayet silahıyla tam eşleşiyor. Senden tüketici yorum istemiyoruz Jonah. Tetiği çeken kişi istiyoruz. Kartlarla bize ne söyleyebilirsin? Korkarım pek bir şey söyleyemem. Bunu gibi bir silahın balistik incelemesi tetiği çeken kişi hakkında pek bilgi vermez. Dışarıda birbirini öldürmeye çalışan çocuklar var. Jonah soruşturma devam edebilmemiz için bize daha fazla bilgi vermen gerek. Sen nereden çıktın? Enişte'nin maçı zaten bunun için buradayım. Balistik bize ayak kırıklığına uğratmış olabilir. Ama adeta bizden yana. Sana harika bir haberim var. Ayrılıyor musun Angela'dan? Hadi gelelim. Albert ateşleme mekanizmasının birkaç mavi iplik takılmış. Oraya takılana göre mavi iplik katile ait olmalı. Mavi giy. Adeta bırak bunun için teşekkür ederiz. Bu arabayı kızlardan uzak tutacağıma emin olabilirsin. Beni zaten boşanacak karı. Ah ulan ah. Ders ayrıl şu karıdan be. Ve bize kurban künyesine işe yarar bir şey olduğunu söyler. Üzgünüm açıp pek bir şey çıkaramadım. Künye iyice temizlenmiş. Şaka yapıyor olmazsa dışarıda bir çocuk katil var ve sen bize bir şey veremiyorsun öyle mi? Tehlikenin farkındayım hatırlasan ben de babayım. Künye üzerinde bir miktar DNA kalıntısı var ama kapsamlı bir test yapmak için yeterli değildi. Ama ilginç bir şey vardı. İşaretlerden bazıları bir erkeğe, bazıları bir kadına aitti. Erkeğe ait örnek Hiroşin olduğuna göre. Katil kadın. DNA katilin kadın olduğunun sonucu nesil bir katil yakalanmasın. Ronin'dir diye düşünmüştüm. Kız kardeşi olmasın. Kadınlara bakacağız. Ölen uça da kız gibi zaten. İki tane kadın var. Hiroşi bir de Obasan. Mavi giymiyor ama. Hepsi tuttuğu bir mavi bu değil. Obasan mı? Koca karı. Şok oldum lan. Margaret'tan şaşırmamak lazım aslında. Margaret da bir katildi. Bu moruk çıkarsa şaşmam zaten çıktı. Morukmuş. Allah senin cezanı versin. Obasan bunu söylemeyin ama ayrım Hiroşi'yi öldürmek suçuna tutulsun. Neden bahsettiğini bilmiyorum Ayşe. Sınıf arkadaşların fotoğrafını bunu anlamadık. Onları da sevmiyordun. Bir yüzlerini mi çarpı attın? Ben kimseye zarar vermiyorum. Hele Hiroşi hastalığı üzerine Ayşe bir yanlışım var. Bu çocuklara sözde büyük anneleri gibi davrandım. Sonra zayıflar öldü mantrasıyla beyinlerini yıkadım. Bu nasıl yapabildim? Gidecek hiçbir yer olmayan öksüz yavrucaklarda onlara baktım. Onların yaşamalarına bir anlam kattım. Kaldı bunun faydalı olacakları tıpkı savaştan bir önce benim yaptığım gibi. Bugünlerde onların metodları sadakatin ne olduğunu bir tek yakuzalar biliyor. Sonra bu çocuklar için edebilecekleri en iyi geleceği sağlıyor. Onur mu gelecek mi yetenece güçlü olmadığını düşündün. Çocukları öldürdün. Daruma bebeğin üstüne güçsüz Hiroşi'yi öldürdüm yazmanın denedi bu. Öldü. Üstlere yer yok. Hiroşi sonra ona katılmak istemedi zayıflığı gösterdi. Sen onu vurdun önemli. Hiroşi daha bir çocuktu. Sonra bu neden yapıyor basın. Sonra bu çocukların beyni neden yıkıyor. Bunu sadece onları ölmek için yapıyor olamaz. Sana bir şey söylemeyeceğim Ayşe. Sonra
Beni bu operasyon başına baskı altına dilim çözülsün diye getirmedi. Hiroshi zayıfta diyorsa ama sana karşı gelip zayıfı yapayalnız bir çocuktu. Sense kalkıp onun sırından buradan ölüm nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir? Bunu hapiste düşünürsün artık. Hiroshi'yi öldürmekten senin dört bir tarafındaki küçük çocukları kaçırmakla ve onların beni yıkamakla suçlanıyorsun. Savunman nedir? Yanıma da su getirmedim ki. Yaptığın yargılamanın benim için hiçbir hükmü yok. Ben Somra üyesiyim. Hiçbir şey için savunma yapmam. Kabul etmedim ki bu mahkeme senin mahkeme için tam bir muamma. Sen doğum kaynağı yok. Bilinen bir kardeşin yok. O kadar geç adını bile bilmiyoruz. Fakat belki Somra içerisinde kıdemlisin. Bu mahkeme sana Somra faydalarının hakkında bilgi sağlamak için cezanı hakimeye teklif ediyor. Güçlü anlaşma yapmaz. Teklifini reddediyorum. Bana başka seçenek bırakmıyorsun. Bu mahkeme seni müebbet hapis cezasına çarptırıyor. Bilgi almak için bana işkence yapmanız daha akılcı olur. Ama siz bunun yerine beni besleyip gideceksiniz ve daha zor yaşamanız imkan sağlayacak. Zaten yaşlanmışsın. Zaferiniz bile zayıf diyor. Ah, senin dört bir tarafındaki öksüzleri sırf birbirini öldürmek için topladığına inanmıyorum. Evet, zayıflar ölür. Güçler yaşa çekilen hastalıklı mantarasını yanındırdığı üzerine neden söylemeyi reddediyor. Evet, dışarı adalete giden olan çocuklar var. Şefe danışalım. Kaybedilen masumiyet 6. Obasan demir parmaklar ardından attı ama çocukların kabusa daha bitmedi. Obasan tutuklayarak sonra çocukların beyni yıkama operasyon 4 çökertmek adına çok önemli bir iş başardın. Ama dışarıda tehlikede olan çocuklar var. Yerel polis hala birbirini avlayan çocukların izini tespit etmeye çalışıyor. Umalım ki Roshi sonra onu tek kurban olarak kalsın. Bu noktada ben de umutluyum. Çocuklar beyin yıkamaya çok uzun süre maruz kalır. Polis onları kurtarabilirse etkisi fazla sürmez. Psikolojik travmanın üstesine gelmek daha uzun süre korkarım. Sanjay, Chico ve Silver henüz koruyucu odadan ayrılmaya hazır değiller. Bu çocuklar için bir şeyler yapabilir. Bir ölüm için kusura bakmayın. Sonra çocuklar yaptığı şeyde benim de payım olduğunu biliyorum ama bunu düzeltmenin bir yolu olabilir. Sonra çocukların aileleri ve arkadaşlarının uzmanları istiyordu. Öksüzleri de bu yüzden tercih ettiler. Çünkü onlar fikir aşılamaya daha açıktılar. Obasan çocukların tüm yadırgalarını koymuş ama bunlar için tapınak olmalı. Onları bulmamıza yardım etmene izin ver. Yardım teklif etmeye iyi bir gelişme Silver. Ama aklıyken olsa endişeliyim. Seninle profesyonel görüşün dedim yerinden. Bu çok iyi fikir. Çocukların mutlu anılarını geri vermek gelişmeler yardımcı olur. Hem kalabalık Silver'e de iyi gelir. Bir şey daha var. Ronin seninle konuşmak istiyordu. Bizimle pazarlık yapmak istiyordur. Ronin de Dalaver'e başvuracaktır. Ama sonrasında bizim sağlamaya gelmeye bir yol olabilir. Seninle gelin Ronin'den daha çetin karakterinin baskınlı kendini koyu verdiklerini çoktan onu konuştururuz. Üf, bir bitmedi ya. Sombra pisliği bir bitmedi. Sanırım bu sezonun konusu komple Sombra. Öyle görünüyor. Boğazım acıyor ya. Kısa keseceğim, özgürlüğüm için pazar yapmak istiyorum. Hiç şansın yok dostum. Sırf yakuz olduğun için ya da hapis edeceksin. Üstelik Sombra'ya çocuk temin ettiğin için muhtemelen müebbet hapis cezası alacaksın. Ya kayıp çocukları bulmamıza yardım edersen. Hala birbirlerine almaya çalışıyor. Ya onları kurtarmanın bir yolunu biliyorsan. Çocukları kurtarabilir misin? İşlerini devirmesini istemiyorsan bu nasıl yapacağını söylesen iyi edersin. Avdaki tüm çocukların üstünde bir takip cihazı var. Ayşe avı iptal etmek ve çocukları ellerine sağ salim geri getirmek için de gerekli olan şey merkezi komuta birimi. Bu komuta birimi tabanın başına karşı hiçbir şey istemiyorum. Sana bir zeytin dalı uzatıyorum. Ben de sana şimdi bir şey yapacaktım da neyse. Videodan sonra yaparım. El hareketi yapacağım. El hareketi yapacaktım. Şerefsiz ya. Bir de utanmadan pazarlık istiyor ya. Hala kendini düşünüyor ya. Üf, böyle salak insanlar. Sanki gerçek hayatta yokmuş gibi. Var. Var yani. Aha, yerde bir şey var. Elektronik cihaz. İyi. Eriyettir bir iş olabilir mi? Kesin kilidini açacağız. Genelde bu tip şeyleri açıyoruz. Nerede la?
Beceriksizliğim tuttu, bulamıyorum. Aha, buradaymış. Diğeri nerede? Aha. Abuzettin benim. Bu arada avdaki çocukların yeni tespitten caz olduğu ama emin olmak için şifresini kırmalısın. Jonah'a bakın ya. Ne tatlı adam değil mi? Evet. Jonah benim. Karam çocuk. Bihter Karam. Bihter Karam daha doğrusu. Bihter. Evet, Bihter. Sen Bihter Ziyagilsin. Beni, Bihter'ini. Ehehe. Kumbara mı? Yok, peluş filmmiş. Kumbara sandım. Sepet buldu. Nerede? Başka? Tamam. Evet, çocuklar yaptığım müziği seviyorlardı. Çünkü müziğim havalıydı. Beğenileri yıkandığı için değil. Sadece sence tekrar bir idol olabilir miyim? Bu sebeple bir şey yap, bir şarkı yaptım diye. Kalbim kırık, kafam karışık. Ama bir sebep bulduk. İşte bunu başardık. Aleyna Tilki gibisin be kanka. Tamam, kusura bakma işim. Bir de peluş fil bulmuşsun. Film üzerindeki ses olmuş. Hazır bir sesi bir de mi ortaya çıkarmak istiyorsun? Sorun değil. Niye sessiz bir yerde? Şey diyecektim de olmayacak şimdi. Merkeze götürüp orada yapalım. Allah Allah. Luna mı? Baluna de ne ya? En iyisi götürüp çocukla bölecek miyiz bakalım. Şifrenin saçmalığına baksana, Baluna de nedir ya? Şunlara da bakalım da. Onu dediğim gibi Elite'ye yolladık. Bunun üstüne bir yazı var. Kesavan diyor. Kesavan ve Sanjay sonsuz. Kesavan ile Sanjay sonsuza dek yazıyor. Bu çocuğu hatırlıyorum. Sanjay'dı adı. Diğer çocuklar insana ve en iyi arkadaş olan fil hakkında hikayeler anlatırdı. O yüzden Sanjay Kesavan'ı unutmasını istiyordu ama insan asla arkadaşını unutmamalı. Öyle değil mi? Sonra yardım ettiğim için çok önemli. Şimdi daha yanıyorum. Hiç havalı değillermiş. Artık her şeyi düzeltebilir. Bir fili sadece geri verebilirsin. Veririz. Dur şuna bakalım da önce. Hiroshi ile Chico. Madalyon bulmuşum. Evet, fotoğrafları var. Chico madalyonu gelen de çok sevinecek. Konuşalım çocuklarla. Peruş'a bulmuşsun. O yüzden Peruş oyuncuları uyumalı, yaşam geçin söylüyor. Bunu bir zayıflık içeride olduğunu söylüyor. Zayıf olmak istemediğim için bunu ona almasına izin vermiştim. Sen gezin zayıf değilsin. Sadece Somra'nın çatısı altında. Korkunç yerimse sen geldin ve arkadaşlar zaman hatırladın. Öyle mi düşünüyorsun? Yani beni hapsetmeyeceksin değil mi? Ayşe'ye kuzuları bağlı mı istemek için serçe parmağım kesmiş olsam bile mi? Seni hapsetmek mi ayrı sanmıyorum. Şefri birazdan serbest bırakma beni imzalayacak. Yol açtığım tüm sorunlar için özür dilerim. Parayı kabul et. Elin olsa geçen sorma, sen aklını harcayacağını biliyorum. Çaldın mı la? Küçük Emrah seni. Acıların çocuğu. Tamam. Çiko, sen de madalyonunu al. Hiroşi
Euroş küçük harcamanı koruman gerekiyor ama Euroş'u hayal kırıklığına uğrattım. Onu hayal kırıklığına uğratmadan Çiko bak Ayşe bu madalyonu buldu. Sonra çocukları anılardan etmeye çalışsa da Euroş'u seni hiç unutmamış. Teşekkür ederim madalyonu bana karşı ne kadar ceza olduğunu hatırlatacak. Öksüz olabilirim. Öküz olabilirsin ama yalnız değilim. Bunu unutmayacağım. Gelecek hiçbir şeyim yokken büro beni korudu. Bu hediyemi zaten minnettarlığımı biliyor. Siz olarak kabul edin. Nereye giderseniz gidin. Ne olursa sonra savaşı bırakmayın. Geyişe makyajımı. Gözlerimiz altında üç çocuğun olarak serbest bırak. Sağdaki çocuk mu lan? Silver çocuk değil ki. Sizin o basanı verdiği hasar onu bana yardım ederek kendi affedileceği kim aklına gelirdi? Evet, kapsamlı terapi ihtiyacı var. Onu uzmana önerebilirim. Chico ile Sanjay için daha çok endişeleniyorum. Onlar daha çocuk. Gelecekleri bir yerleri bile yok. Onlara ne olacak? Beni bu akşam boğuşmamız bu kadar bir süre oldu ve bir fikrim var. Bahar Meyleri Vakfı'nı hatırlıyor musun? Ben hani Hindistan'dayken Lens'le birlikte öksüzlere evlat edinecek aileleri bulmak için kurduğumuz şu yardım vakfını. Sanjay ile Chico'nun en iyi aileleri tarafından evlat edinebilmeyi bize ilgileneceğim. Aa iyi olur. Gidip çocuklara kendilerine ne kadar düşünüp sormayı da dersin. Chico Ayşe ile vedalaşma vaktin geldi ama seni evlat edinecek bir aile bulabiliriz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani tek başıma Tokyo'ya görünmek zorunda kalmayacak mıyım? Yeniden bir aile birlikte mi yaşayabilecek miyim? Sana nasıl tecrübe edeceğimi bilmiyorum. Peki ya sen sadece sen de iyi bir aile tarafından evlat edinmek ister. Evlat edinmek şaka mı yapıyorsun? 13 yaşındayım ben bana ne yapacağımı söyleyecek. Yetişkin ihtiyacım yok. O basan ve Ron'un yapmaya çalışan ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Evlat edinme farklı bir. Cesedim için emir gerekir. Kaçtı. Yaşananlara kulak misal aldım. Sadece yine kaçtı. İnatçı bir çocuk ama sana onu nasıl yola getireceğimi biliyorum. Hadi onu bulalım. Sanırım Carmen bu çocuğu evlatlık ediniyordu diye biliyorum ben. Öyle hatırlıyorum. Biri demişti. Evde edinmeyi zirve ediyorum. Zaten 8 yaşımda bir kendi başıma yaşıyorum. Sadece soğuklar gelmemekten iyi bir yaşamak ediyorsun. Geri döneceğim kimse böyle kadın kalmak istiyorum. Senin yanında o suçla savaşmak istiyorum. Kal kanka. Bunun için çok küçüksün. Sadece önce okula gitmen lazım. Hayır evden beni uzaklara gönderin. Yabancılarla birlikte yaşamak istemiyorum. Seninle bir anlaşma yapalım. Yasal basit olmanı ne dersin? Bana anne demek zorunda değilsin ama benimle birlikte yaşayabilirsin. Tabii okula gideceksin ve normal çocuklar gibi yaşayacaksın ama yabancılar bile benimle kalacaksın diye buna ne dersin? Bilmem ki Ayşe Karma biraz otoriter ama kesin onu sevmişim sanırım bunu buna danışabilirim. Hiç yoktan iyidir lan Karma iyidir anlaştık bir şey imzalamam gerekiyor mu yoksa sadece sarılmamız yeter mi? Sarılmak mı olur? Ya çok tatlı. Bu garayı seviyorum ya. Haklısın bize de böyle yakışırdı. Biraz daha korkutucu oldu. Buradan çalışmak için sözleşmemi imzalarken bir çocuk bir gün geleceğini hiç düşünmemiştim. Sen adamsın. Sen var ya senin Müge Anlı kılıklı. Sen adamsın. Sadece birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Sanırım iyi geçineceğiz. Adam ya. Bu garı adam. Adamın dibisin kanka sen. Seviyor mu kadını? Şunu öne atayım da geleyim. Tek başıma sonra elinden aldığım şu uyduyu hatırlıyor musun? Adı Bob olan uydu. Erik geçmiş zaferlerini kutlayacak adamımız yok. Dışarıda kurtarmamız gereken birbirlerini öldürmek zorunda olduklarını düşünen çocuklar var. Ben de tam bundan bahsediyorum. Ayşe sonra iletişim cihazı Bob arasında yer uydu bağı kurdum. Ardından Bob'u takip cihazına takan çocuklara sinyal gönderme programını ağı iptal ettim ve hayatta kalan çocukları yere polis karavanı yönlendirdim. Az önce emniyet müdürü aradı. Yanlarda 20 civarında çocuk varmış. Yorgunlar bitap düşmüşler ve bazıları da yaralıymış ama hayattalar. Yani çocuklar gönderiyor mi? Bu iyi bir haber. Peki Ron'u ne yapacağız? Çocuklar kurtarmamız yardım etti ama öyle kolay bırakamayız. Yargıç buraya sonradan vereceği bilgileri karşılığında Ron'u ceza indirim yapma yetkisi verdi. Onunla konuşmaya gidip ben de gireceğim. Müebbeti nasıl indirebilirsin ki? Müebbet iner mi la? 100 tane avukat tutması lazım. Konuş şerefsiz. Çocukları kurtarmamıza yardım etti ama büronun sana dokunulmazlık tanımasını istiyorsan birisine daha fazla bilgi vermen gerekiyor. Büronun yakalaması gereken daha büyük bir balık var. Ne de olsa sonranın peşindesiniz. Sana ne güvenelim ki Ronin? Sonranın kelle avcısı olarak en başından beri onların müttefikiydin. Sonraya yakınım bu doğru. İşte bu yüzden size başka kimsenin veremeyeceği bilgileri verebilirim. O basan Somra'ya asla ihanet etmez. Ama ben en büyük yüksek fiyatı verene iş yaparım.
Bildiğim şey şu. Tek gidip sınıfın sonuna gelecek birilerine dair kanıtların özgürlüğümü bedeli bu. Sınıf hemen açılacak. Sadece yargıç bir tek yüze bulunabilir. Sınıf önce bir şeyler ye. Jonah da yanında al diyor. Karıya bak bizi düşünüyor. Ne kadar şef ya. Rıza baba gibi. Ripley baba. Ripley baba. Tamam koptum. Ripley dedi. Bakalım ne bulacağız. Kırılmış bir şey var burada. Kırık DVD. Ulan DVD hala var mı ya? Artık her şey flash belleğe vurdu. Rune sonuna gelecek için planları buraya bir yere sakladığını söyledi. Bulduğum bu kırık parçaları birleşirsek iyi olur. Jonah benim. Lers neden benimle gelmiyor ki? Lers'i istiyorum. O değil de Lers'in intihar edeceği vakaları çok merak ediyorum. İntihara kalkışıyormuş. Bu Angela hain çıkıyormuş da. Öyle dediler. Spoiler verdiler bana. Merak ediyorum bu vakaları. The next level. Sonraki aşama yazıyor. Yani bu her ne anlama gelirse bizim için de sonraki aşamayı çok iyi biliyorum. Elita mı göndereceğiz? Tekrar niye analiz çıkardın? Köpek. Neyse yollayalım şunu da gelelim. İyi ya ve Ron'u yalan söylemiyormuş. Sınıfta bulduğun DVD. Geçen son matematiğine iletişimi için kullanılmış. Kötü haber de sanırım kayda baksanız iyi olur. Sonranın şeyi. Tabi bunu izliyorsan sonranın avında başarılı oldun. Ve hayatta kaldın demektir. Anam tipe bak. Korkunçluk arayışı. Şimdi bize katılma ve sonraki aşama geçme zamanı geldi. Burada seni bekleyecek anı görüşmek üzere. Kim lan bu karı? Hiçbir şey anlamıyor kızın bahsettiği sonraki aşamada neyin nesi. Bu babasının üzerine avyanızca başka bir şey için bir basamak mıymış? Ben öyle düşündüm ve nereden bulacağımı görmek için videoyu bir dizi testten geçirdim. Ne yazık ki kızın kimliğini tespit edemedim ama başka bir şey buldum. Kişi verilmedeki dijital bir işaretçi videonun çekildiği yerin Tayland'ın Bangkok kenti olduğunu gösteriyor. Yani sonranın sonraki adımını bilmiyoruz ama bunun Bangkok'ta gerçekleşeceğini biliyoruz. Ripley'e bilgi verse iyi olur. Yeni geçmiş olursa yalnızca bilgilendireyim. Öncelikle obasının çocuk trafiği ağını çökerterek sonraya büyük bir darbe vurdun. Sana ayrıca tüm çocuklar için yaptığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Seni bir kahve etsek güzel olur. Buna kızlarım da dahil. Angela'ya en iyisini kızlarının yanına göndermek olduğuna karar verdik. Bence de gönder. 300 lira özlerim diyorsan sadece onların yerine ofis birbirine katacağına emin olabilirsin. Bundan sonra beni yönetecek evlat edinme sürecini başlattım bile. Suçlara yakama yardım edeceğim. Bir haberim daha var. Rune ne olacağını bilmek isteyebilirsin. Çocuklarının kurtarılması yardım ettiği ve sonra hakkında bilgi sağladığı için cezasını erteledi. Rune aleyhindeki onca kanıta rağmen elini konusalarak çıkacak mı? Verdiğimiz kararın doğru olmadığını zaman gösterecek. Rune bir gün işimize yarayabilir ama şimdi başka önceliklerimiz var. Nasıl çıkıyor ya? Beyni yıkanan çocukların sonraki yaşamadıkları şeye katılmak üzere Bangkok'a götürüldüğünü ortaya çıkardı. Sonra gücün obasan operasyonu senin uzandığında ayrı kanıta ihtiyacımız varsa o da işte bu. Onları bir kez daha atletin. Yine atletin. Onların yeni zorluğa hazırsın. Bangkok'ta görüşmek üzere. Ronnie'yi tutuklamalıydık. Niye serbest kalıyor ya? Çok saçma değil mi? Saçmalık ya. Aha biri gebermiş. Ona lan ne olmuş ona öyle? Yamulmuş. Felek çarpmış. Yeni yer yeni belalar. O ne güzel yer açıldı öyle. Hadi bakalım. Hızlı geçse şaşacağım. Çok yavaş geçiyor.
anket oy vermeyi unutmayın hamsiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.